Nasılsın abi, ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olasın. Bu da görevdeyiz, yazmışlar. He? Görev mi? Görev mi? Boşaltalım, boşaltalım. Sevgi, saygı, kardeşlik bağlarının arttığı, gökyüzünün kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların temizlendiği, bütün ayların efendisi ve 11 ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayı münasebetiyle Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye'miz tarafından organize edilen, her akşam başka bir mahallemizde kurulan ve siz birbirinden değerli kardeşlerimizi, hemşerilerimizi aynı sofrada buluşturan ve yine sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği, kutlu gece olarak kabul edilen bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nde bizleri bir araya getiren, yardımseverliği ve gönül güzelliğiyle ön plana çıkan hemşerimiz, gönül insanı, Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yeksin Yüksel'in nezdinde Süleymanpaşa Belediye Başkanlığımızca koordine edilen ve Bağcılar Belediye Başkanlığımızın katkılarıyla gerçekleştirilen gönül sofraları adı altında gönüllere yapmış olduğumuz bu anlamlı yolculuğun gönüllere giden son durağına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İnsan Ramazan ayının değerini bilseydi yılın hepsinin Ramazan olmasını isterdi. Her şeyin bir baharı vardır. Kur'an'ın baharı da Ramazan ayıdır. Bu ay Ramazan diye adlandırıldı. Çünkü bu ay günahları temizler. Konuşmalarını yapmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'i davetimi arz ederim. Kıymetli Meclis Başkanımız, değerli hocam, Sayın Valim, değerli milletvekillerimiz, rektörümüz ve bu akşamın organizasyonunda bizim üzerimize çok haklı olan, emeği olan, aynı zamanda da yeni belediye başkanı olduğumda abi bu konuda sıkıntım var, ne yaparım dediğimde 7/24 arayabilirsin diyen kıymetli Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman abime de hoş geldiniz diyorum. Kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Tek tek protokol üyelerimizi sayayım istiyorum. Keşan'dan belediye başkanımız burada, Allah razı olsun. Diğer belediye başkanlarımız var. Oda başkanlarımız var. Mahkeme başkanlarımız var. Ticaret odası başkanımız var. Emniyet müdürümüz var. Jandarma komutanımız var. İl müftümüz var. Tek tek sayarsam nerede vakit yetmeyecek. Onlara da tekrardan hoş geldiniz diyorum. Çok fazla sözü uzatmayacağım. Çünkü benden sonra sözün piri olan İki tane büyük, iki tane kıymetli abim var. Onlara söz vereceğim. Yalnız ben üstüne basarak şunu belirtmek istiyorum. Bu Ramazan ayında biz gönül sofraları adı altında buluşalım. Hemşehrilerimizin birlik ve beraberliğini artıralım istedik. Geldiğimizde 30 bin kişilik bir yemek iftar organizasyonu planlanmıştı. Yaklaşık da 300 bin lira civarında da bir ihale planlanmış. Gelir gelmez biz o ihaleyi iptal ettik ve bu rakamı 50 bin lira çekelim istedik. Tekirdağ'daki iş adamlarımız tek tek oturup konuşup bu konuda katkı sağlar mısınız diye bir baktık ki onlarca isim geldi karşımıza. Allah razı olsun. Her birinden Allah razı olsun. Ve Süleymanpaşa Belediyesi'nin kasasından bir kuruş para çıkmadan bu güzel iftar organizasyonu ve bu güzel her biri birbirinden güzel insanları bir araya getirmeyi başarabilmişiz. Ben Allah'a hamdolsun diyorum. Binlerce kez şükürler olsun diyorum ki bu milletin bir ferdi olmuşum. Bu güzel insanların bir kardeşi olmuşum. Tekrardan her birine teşekkür ediyorum. Bu gece Kadir Gecesi. Yüce Yerden sevdiklerinizle birlikte nice Ramazanlara, nice Kadirlere, Kadir Gecelerine ve nice bayramlara ulaşmayı sevdiklerinizle birlikte size nasip eylesin diye dua etmiş olayım. Her gece dua ettiğimiz, düzenli olarak ettiğimiz bir dua var. Onu da yaparak izniniz olursa sahneden inmek istiyorum. Yüce Yerden bu güzel milletin birlik ve beraberliğine zeval vermesin. Yüce Yaradan şanlı Türk bayrağını yere indirtmesin. Yüce Yaradan bu toprakları bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına tüm bu toprakları bize
vatan yapan ecdadımıza mekanını cennet eylesin diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Son uyarım, son da duyurum şu olmuş olsun. 6 Haziran'da biliyorsunuz Kiraz Festivali başlıyor. 5. akşamı, özür dilerim, Haziran'ın 5. gecesi yerel sanatçılarla birlikte amfiteyatroda başlayacağız. Ama asıl organizasyon ayın 6'sında yani Perşembe günü başlıyor. Ben bütün hemşehrilerimize Kiraz Festivali'ne davet ediyorum. Çok güzel bir alan hazırladık. Bu konuda emeği geçen başta Odalar Birliği Başkanımız Sami Kayın'a ve bütün oda başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Üzerimizden çok ciddi anlamda bir yük aldılar. Ramazan organizasyonlarını yürüten başta Sosyal İşler Müdürlüğümüze ama Sami Başkanımıza ve Meclisimiz Hikmet abimize de teşekkür ediyorum. Allah onlardan da razı olsun. Her kim ki bu millete bir zerre kadar hizmet etmek için mesai harcadıysa Allah hepsinden razı olsun diyorum. Tekrardan hayırlı geceleriniz olsun. Kandil mübarek olsun. Ramazan-ı Şerifiniz kabul ve makbul olsun. Bayramınız mübarek olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Anlamlı konuşmalar dolayısıyla Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'e teşekkür ediyoruz. Cennet her yıl Ramazan ayının gelişiyle süslenip ziynetlenir. Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur. Ramazan ayı bütün ayların efendisidir. Konuşmalarını yapmak üzere Bağcılar Belediye Başkanımız Sayın Lokman Çağrıcı'ya davetimi arz ederim. Çok kıymetli büyüğümüz, saygıdeğer hocam, gerçekten uzun süredir tanımaktan büyük bir şeref duyduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, sayın milletvekillerim, sayın valim, çok değerli gönül dostları, tabii ki bu akşamın ev sahibi Süleymanpaşa Belediye Başkanımız. Ben öncelikle güzel bir gecede, Ramazan ve Kadir Gecesi'nin buluştuğu bu gecede gönül sofrasında burada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bizleri bir araya getiren Rabbime hamd sena ederken buna vesile olan çok değerli meclis başkanımıza da şükranlarımı arz ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Bağcılar nüfus itibariyle, yapı itibariyle aslında Balkan coğrafyasından kurulmaya başlanan bir ilçe. 1924 mübadeleyle Selanik'le kurulmaya başlamış. Daha sonra Bulgaristan ağırlıklı Balkan coğrafyası ve tüm Türkiye'den göç alarak oluşan güzel bir kültür mozaiği. Bu sofraları biz daha önce Diyarbakır'da da kurduk, Ağrı'da da kurduk, Almanya'da da, Kazakistan'da da, Kıbrıs'ta da, birçok yerde. Ama her birinin ayrı bir anlamı ve ayrı bir güzelliği oldu. Bu akşamın güzelliği de çok değerli Süleymanpaşa Belediye Başkanımıza bir hayırlı olsun sofrası olmuş oldu. Hem Ramazan bereketiyle beraber ama şunu özellikle ifade edeyim ki heyecanından anlıyorum. 20 yıl önce belediyeciliğe başladığındaki heyecanın çok daha fazlasını kendisinde gördüğümü ifade edeyim. Ve Sayın Meclis Başkanımızı da arz etmiştim. Sadece parasal anlamda destekle olmuyor bu işler. Gönül desteği, proje desteği ve gerekirse de maddi ve manevi destekle her zaman yanınızda olacağımızı o zaman arz etmiştim Sayın Başkanım. Yine gönül dostluğunun, gönül köprülerinin bu şekilde kurulmuş olması bizleri de ziyadesiyle memnun etmiştir. Ben Kadir Gecenizi ve yaklaşan bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim inşallah huzur içerisinde kimsenin dargın olmadığı, kan ve gözyaşının akmadığı bir bayramı dünya İslam alemine yaşatsın diyor. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Konuşmaları dolayısıyla Bağcılar Belediye Başkanımız Sayın Lokman Çağrıcı'ya teşekkür ederiz. Cennet 4 kişinin özlemini çeker. Biri de Ramazan ayında oruç tutandır. Kim Ramazan ayını oruçlu geçirir,
haramlardan ve iftiradan sakınırsa Allah ondan razı olur ve cenneti ona farz kılar. Konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, Tekirdağ'ımızın, Trakya'mızın gururu, kıymetli hocamız Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop'u davetimi arz ederim. Sayın Valim, değerli milletvekillerimiz, Süleymanpaşa Belediye Başkanımız, değerli dostum Bağcılar Belediye Başkanı, değerli hemşerilerim, değerli Tekirdağlılar, Süleymanpaşalılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bizi bu Kadir Gecesi'nde